Merhaba. Emir Timur mevzusu sanki tarihimizin en mühim mevzularındanmış gibi son zamanlarda tekrar gündeme geldi. Emir Timur yine tarihin en münakaşalı şahsiyetlerinden bir tanesi. Bunu da tabii karşılamak lazım. Çünkü Osmanlı Devleti ile savaşmış. Osmanlı Devleti'ni tattığı en acı mağlubiyetlerden bir tanesine uğratmış. Türk tarihinde uğursuz bir rol oynamış şahsiyet. Bu sebeple Osmanlı tarihçileri hep kendisini kötülemişlerdir. Hemen hemen bütün kroniklerde Timur menfi bir şahsiyet olarak tanıtılır. Ama tarih zaten böyledir. Tarihi şahsiyetleri e, çeşitli kaynaklardan okumak lazım. Mesela Timur'u bir Yezdiden okumak var, kendi resmi tarihçisi. Bir de e, Şam'da bütün ailesini Timur askerlerinin öldürdüğü Arap Şah'tan, İbn Arap Şah'tan okumak var. Belki aynı hadiseleri anlatırlar ama hadiselere bağladıkları neticeler ve hadiseleri tefsirleri tabirleri bambaşkadır. Yezdi'nin mesela Timur'un bir ölüm sahnesini anlatışı var. Aynı ölüm sahnesini bir de İbni Arapşah'ın anlatması var. Justin Marozzi bunları güzel anlatıyor. En iyi Timur tarihçilerinden bir tanesi odur. Türkçe'ye de tercüme edilmiştir. İngiliz tarihçi. Çok Avrupalıların daha çok alakasını çekmiştir. Yani 16. asrında Marlow bile bir piyes yapmıştır Tamerley'in gibi. Ama e, inanılmaz e, sonradan insanlar hep o piyeslerde, romanlardaki gibi Yıldırım Sultan Bayezid ile Emir Timur arasındaki münasebetleri görmüş, işte kafese koymuş, hayvan gibi gezdirmiş falan. Halbuki böyle bir hadise yoktur. Timur Yıldırım Sultan Bayezid'i kafese falan koymadı. Yıldırım Sultan Bayezid yenilip de esir düştüğünde Timur'un yanında gezmekten ağır etti zaten Gururuna çok düşkün, haysiyetine çok düşkün bir padişahtı. Kapalı bir arabada e, seyahat etmeyi istedi. Timur da buna muvaffakat etti. Kapalı bir arabaya koydu ama menfi tarihçiler hemen Timur'un Yıldırım Sultan Bayezid'i bir kafese koyduğunu hayvan gibi teşhir ettiğini söylerler ki bu doğru değildir. Timur e, tarihin en büyük cihangirlerinden bir tanesidir. Rivayete göre Atatürk'ün tarihte en hayran olduğu şahsiyet Timur'muş. Timur bir han değildir bir kere. İsminde bile bir problem var. Timur emirdir emir. Çünkü han olması için Cengiz soyundan gelmesi lazım. Timur Cengiz soyundan değil. Timur Moğol mu? Evet Moğol aslında. Cengiz'in amcasının soyundan. Barulas obasından. Ama artık Türkleşmiş. Çünkü Moğollar Müslüman olduktan sonra Türkleştiler. Timur Moğolca bilmezdi. Türkçe konuşurdu. Ve Moğol şuuruna da sahip değildi. Onun için Timur'u Moğol olarak görmek bir kere tarihi bir yanlışlıktır. Timur bir Türk, Müslüman bir Türk hükümdarıdır. Timur'un doğduğu zamanlarda varlığı doğduğu zamanlarda Çağatay Han, Hanlığı var, Cengiz'in devletinin varisi, ama çok çalkantılı bir zaman. Babası valilerden Turagay Emir Timur'un babası, bir vali. Timur onun valiliği sırasında dünyaya geliyor. Babası aynı zamanda dini bütün bir Müslüman. Zamanı meşhur alimleriyle irtibatı var. Bunlardan bir tanesi de Nakşibendi silsilesinde sıkça ismi geçen Emir Külal'dir. Emir Külal hatta Timur doğduğunda Mirberek adındaki bir talebesini onu yetiştirmekle vazifelendiriyor ki bu Mirbereke bugün Timur'un kabrinin önündedir. Mezarı Timur'un mezarının önündedir Mirbereke. Alimlere saygısı olan bir kimse. Dini bütün bir kimse. Timur da bu vasatta büyüyor. Çok meşakkatli bir gençlik o kargaşa ortamında. Bir baskın sırasında düşüyor, ayağı kırılıyor. Onun için bir ayağı hafif kısadır, aksaktır. Parmakları kopuyor. Onun için e, Timur Lenk derler. Aksak Timur. Bilhassa muhalifleri bu ismi kullanmayı çok severler. Tamerleyin adıyla e, Avrupa'ya da bu isimle geçmiştir. Timur Demir demektir yani. İsmi Demir, ismi bile Türkçedir. Timur zamanla Bel hakimi oldu. Bel bugün Afganistan'dadır. Ve ondan sonra yıldızı parladı. Cengiz soyundan bir kızla evlendi. Sultanın kız kardeşi. Kayınbiraderi Sultan Mahmud'u yanından hiç ayırmadı. O handı. Timur onun yanındaydı. Bunu İtalya'daki Mussolini'ye benzetebiliriz. Mussolini zamanında İtalya'da kral vardı. Vittorio Emanuele ama bütün ipler Mussolini'nin elindeydi. Ama Timur devletin hakimiydi. Sultan Mahmud tamamen sembolik bir hükümdardı. Nereye gitsem onun yanında götürürdü kayınbiraderini. Hatta Ankara Savaşı'nda da Salk Cenah komutanıydı. O Sultan Mahmud sıradan da birisi değildi. Yani her ne kadar kukla bir hükümdarsa da askerliği esaslıydı. Timur büyük bir askerdir. Tarihte hiçbir zaman mağlup olmamış bir hükümdardır. Na mağlup bir hükümdar olarak bilinir. En mühim hususiyeti budur. Bütün düşmanlarını tepelemiştir. Ve Çağatay Hanlığı'nı tamamen hakimiyet altına almış. Delhi'ye kadar gitmiş. Hindistan'ın kuzeyini fethetmiş. Afganistan, Hindistan. Bugünkü İran tamamen Timur'un topraklarına girmiş. Buradaki devletleri birer ikişer ortadan kaldırmış. Kendisi iyi geçinenler ne hale geçinmeyenleri ortadan kaldırmış. Ve böylece Anadolu'ya kadar gelmiş. Sivas'ı almış. Sivas'ı yakıp yıkmış. Ondan sonra nedense güneye dönmüş. Suriye, Irak'ı fethetmiş. İbni Haldun tam Mısır'a girecekken İbni Haldun Timur'u durdurmuştur. Mısır'a girmemiştir. O zekasına, bilgisine hayran bırakarak e, Memlükleri de mağlup etmiş. Ama Mısır'ı işgal etmemiştir. Tekrar Anadolu'ya dönmüştür. Şimdi onun önünden kaçan iki hükümdar Ahmet Celayir ve Karakoyun hükümdarı Kara Yusuf Yıldırım Sultan Bayezid'e sığındılar. Yıldırım Sultan Bayezid'den bunları iade etmesini istedi Timur. O da iade etmedi. Yıldırım Sultan Bayezid zaten böyle birisi değil. Hem çok haysiyetine düşkün. Hep bütün Avrupa'yı dizeye getirmiş. Büyük bir Cihangir asker ve aynı zamanda da Oğuz töresine çok bağlı Oğuz töresinde kendine sığınanı iade etmek yok. İşte burada affedilmez bir hatası var. Yıldırım Sultan Bayezid'i bütün tarihçiler büyük bir asker olarak tavsif eder ama iyi bir devlet adamı değildi. Siyaseti oksandı. Bu iki mülteciyi bırak gitsin sınırlarından Suriye'ye. Onu yapmadı. Bu iki mülteci devamlı surette Yıldırım Sultan Bayezid'i Timur'a karşı kışkırttılar. Timur önce Yıldırım Sultan Bayezid'e mülayim davrandı. Niyeti Anadolu'yu fethetmek, Yıldırım Sultan Bayezid'i yenmek değildi. Ama zamanla hadiseler renk değiştirdi. Yıldırım Sultan Bayezid'in beyliklerine son verdiği Anadolu Birliği'ni kurma ideali çerçevesinde beyliklerine son verdiği Anadolu beylikleri de Timur'a gidip Yıldırım Sultan Bayezid'e karşı onu tahrik ettiler. Hatta ilk zamanlarda ya o büyük bir mücahittir dediği rivayet ediliyor. Fakat Yıldırım Sultan Bayezid alttan alacak birisi değildi. Hiçbir zaman alttan almadı ki onların yazışmaları zaten diplomasi tarihinin en enteresan şaheserlerindendir. Ağır ithamlarla cevap vermiştir Yıldırım Sultan Bayezid Emir Timur'a ve Emir Timur'u tahrik etmiştir. Şimdi buradaki hata şu. Timur'un buraya gelmesi belki hata da Yıldırım Sultan Bayezid şunu görmeliydi. 6 bin kilometre uzaktan altında filleriyle yüz binlerce kişilik ordusuyla buraya gelen adamdan biraz tevakki etmek, çekinmek lazım. Nitekim bütün devlet adamları, ulema, hatta damadı ve hocası mesabesindeki Emir Sultan bile padişaha Timur'la savaşmamasını, alttan alarak diplomatik yollarla meseleyi çözmesini tavsiye ve teklifte bulundular. Fakat Yıldırım Bayezid'in karakterine bu uymaz. Adı bile Yıldırım. Yani Avrupa'nın bütün devletlerinin temsilcilerini Nibolu'da mağlup etmiş. Son Haçlı Seferi Yıldırım Sultan Bayezid tarafından durdurulmuştur. Böyle bir hükümdar, Nasıl olur da Timur gibi birine boyun eğer? Boyun eğmedi. İki ordu Ankara yakınlarında Çubuk Abat Ovası'nda karşılaştılar. Yıldırım Sultan Bayezid'in ordusu Timur'un ordusu karşısına dayanamadı. Bilhassa filler. Yıldırım Sultan Bayezid'in ordusundaki Anadolu askerleri Timur'un yanına geçtiler. Yıldırım Sultan Bayezid'in ordusunda az miktarda kara tatarlar vardı. Moğollar zamanından kalma. Onlar Timur'un ordusuna geçtiler. Timur'un e, Yıldırım Sultan Bayezid'in dört oğlundan ikisinin ordusu bozuldu. Üçünün ordusu bozuldu. Darmadağın oldu. Bir tek kayınbiraderi Sırp kralının askerleri. onlarda bir sığınacak yerleri yok. Padişah yanından ayrılmadılar ve kahramanca savaştılar Sırp askerleri. Bu çok enteresandır. Yıldırım Sultan Bayezid iki oğluyla esir düştü. Küçük oğlu Çelebi, Sultan, Çelebi Mehmet babasını kurtarmaya teşebbüs ettiyse de muvaffak olamadı. Orta Çağ'ın en büyük harplerinden bir tanesidir Ankara Meydan Muharebesi. Yıldırım Sultan Bayezid'in tatmış olduğu ilk mağlubiyet oldu. Ve böylece Timur Anadolu'yu istila etti. Bu istila hareketi yine de o zamanın şartlarına ve Timur'un önceki icraatlarına göre çok mülayim geçmiştir. Bir kere Timur aman dileyene merhametli bir hükümdardı. Ama eğer direnirlerse hiç affetmezdi. Yani geçtiği şehirlerde taş üzerinde taş bırakmadığı, hatta ikinci defa ayaklanarak e, şehirlerine geri almaya çalışanlara hiç acımadığı, hepsini öldürttüğü biliniyor. Timur'un bir hususiyeti de kılıcının hep Hristiyan, Müslüman kanıyla yıkanmış olmasıdır. Yezdi de bunu yazıyor. Hiç gayrimüslimlerle savaşmamıştır. Sadece İzmir'i daha doğrusu Gavur İzmir. Yani bugün sahilde bulunan kısma Gavur İzmir denir. İzmir Müslümanların elindeydi. Selçuklulardan beri. Fakat İskele sahil kısmı Senjan Şövalyelerinin elindeydi. Onlardan orayı fethetti. Tek gayrimüslimlerle yapmış olduğu cihat Timur'un budur. Bu da çok enteresandır. Timur'un tabi tek affedilmesi hatası Anadolu Birliği'ni bozması. Yıldırım Sultan Bayezid'i dağıtması değil. Yıldırım Sultan Bayezid'in ince ince nakış gibi ördüğü Anadolu Birliği'ni darmadağın etmesi değil. Aynı şekilde Altınordu Devleti'ni tarih sahnesinden silmesi de Timur'un hanesine yazılacak kötü bir puandır. Evet Altınordu hükümdarı toklamış, Timur'a kafa tutmuş bir hükümdar. Ama Altınordu Devleti'ni ortadan kaldırmanın kime faydası var? Tarih bunu gösterdi Ruslara faydası oldu. Timur bu serkeş hükümdara kendi büyüklüğünü kabul etmeyen hükümdarı, onun derdi oydu. O bir şey fethetmek toprak Almaktan ziyade herkes kendisine bağlı olsun istiyordu. Cihangir adam. Ne olman biraz da. Çünkü herkesi yenmiş. Toktamış buna izin vermeyince Ordu Devleti'ni tarih sahnesinden sildi. Altınordu Devleti dörde ayrıldı. Kasım Hanlığı, Kazan Hanlığı, Astırhan Hanlığı ve Kırım Hanlığı. Bu üç hanlığı peş peşe Moskova Prensliği yuttu ve Büyük Rusya kuruldu. Kırım Hanlığı Osmanlı'ya sığınarak kurtuldu. Timur'u en büyük Rus milliyetçisi saymak yersiz olmaz. Taşkent tehiklerini gördüğüm zaman zaten Ruslar buna nasıl izin vermişler dedim. Sonra Rusya'nın kuruluşundaki hizmetleri düşününce bunun makul olduğu kanaati bende hasıl oldu. Yıldırım Sultan Bayezid'i öldürmedi. Osmanlı Devleti'ni ortadan kaldırmadı. Fakat tabi askerlerinin yaptığı yersiz haksızlıklardan da Timur'u mesul tutmak doğru değildir. Toplama bir ordu, Her çeşit insan var ordusunda ve Timur askerlerine çok ihtimam ederdi. Yani savaş çünkü askerleri hoş tutarak kazanılır. Onların yaptıklarını göz yumardı. Ama o, o emretmiştir diyemeyiz. Ve bu askerler Anadolu'da ciddi mezalim yaptılar. En büyük e, hayıflanılacak husus da Bursa'nın işgalidir. Bursa başşehir düştü. Yanı yakılıp yıkıldı. Ve e, 100 yıllık Osmanlı arşivi ortadan kalktı. Onun için mesela Yıldırım Sultan Bayezid'den önceki devre ait arşiv vesikası neredeyse yok gibidir. Bu tabi Türk tarihi için çok büyük bir e, yaradır. Timur büyük bir iyilik yaptı. Anadolu'da kalmadı. Anadolu beyliklerine taşlarını iade edip Çekti gitti. Çine sefere hazırlanırken oturarda vefat etti. Halbuki hiç buralarla uğraşmasaydı, doğrudan Çine gitseydi, bugün dünya tarihi çok değişmiş olurdu. Çinlerin Müslüman olurdu Çinliler büyük ihtimalle. Ama işte e, iyi bir asker, Cihangir olmak başka şey, iyi bir stratejist olmak başka şey. Timur böyle birisi değildir. Evet, büyük bir cihangirdir. Kazandığı her savaşı kazanmış. Büyük bir taktikçidir. Savaş taktikçisidir. Ama e, iyi bir stratejist değildir. Yani ileri görüşlü birisi asla değildir. Timur Müslüman. Alimlere çok hürmeti vardır. Firuz Abadi, Seyit Şerif Cürcani, Taftazani. Hatta Anadolu'ya geldiğinde Kutbüttün İznik'i. E, onların sohbetlerinde bulunmuş. Onların sohbetlerinden zevk almış. Onlara hürmet etmiştir. Onun zamanında e, Semerkant dünyanın en büyük şehri olmuş. Kağıt fabrikası var orada. Dünyanın en iyi kağıdı imal ediliyor. Her tarafı imar eserleriyle donatmış. Türkistan onun zamanında çok rahat yaşamış. Müslümanlar güçlü, rahat, fitneden, kargaşadan uzak bir şekilde yaşamıştır Timur zamanında. Bu onun sevaphanesine yazılacak hususiyetlerden. En mühimi hurufi fırkası denilen ee, Şiilerin e, aşırı kolundan bir fırka var Huruf harfler demektir Kur'an-ı Kerim'in harflerinden mana çıkaran bir topluluk bunlar Bu topluluğu dağıtmıştır O e, Miran Şah veriyor torunu git bunları dağıt diyor Evet ortadan kaldıramadı ama e, Timur en azından e, hurufileri dağıttı Hurufilik eski gücünü kaybetti Ki ondan sonra Şah İsmail bunlardan e, beslenerek Büyük bir fitne hareketi çıkaracak Ve bunu Yavuz Sultan Selim önleyecektir Timur'un büyük bir hizmetidir bu ama enteresandır mesela Timur bir ulu cami yaptırmak istemiş. Şart koşmuş. Muyum? Şu tarihte ulu cami teslim edilecek. teslim edilmesi mümkün değil. Timur bütün savaşları kazanıyor. Hemen dönüyor. Dönüyor. Apar topar camiyi bitirmişler. İlk namazda cami çökmüştür. Bugün cami harabe halindedir. Fakat karşısında hanımının yaptırdığı Bibi Hatun Camii bugün bile asırlara meydan okuyarak e, ibadet ediliyor. Hanımı çok iyi bir hanımmış. Timur'un sertliğinden dolayı çekinenler hanımı vasıtasıyla Timur'un o sert e, tavırlarını yumuşatırlarmış. Böyle anlatılıyor kitaplarda. Şimdi e, Emir Timur hatalarıyla sevaplarıyla ahirete intikal etti. E, öldükten sonra hatta onun çok güzel e, yeşim taşından bir sandukası vardır. Kabri Semerkant'ta türbesi. Önünde hocası Mir Berekevan'ın oğlu var. E, ailesinden fertler var. Bu e, Ulu Bey falan orada. Ulu Bey meşhur astronom. Onun torunu Hüseyin Baykara büyük şair. Onun torunudur. Yani torunları en az kendi kadar meşhur ve İslam tarihinde, Türk tarihinde hayırlı roller oynamış şahsiyetlerdir. Belki kendisinden de fazla. Bu Yeşim Taşı'nı Nadir Şah kaçırdı İran'a. Kaçırken yolda kırıldı. Başıma bela gelir diye korktu geri getirdi koydu. Taş ortadan yarıktır bugün ama çok enteresan bir taştır. Şimdi bunu e, Timur'un kabrini açtılar e, Sovyetler zamanında nasıl birisi diye merak ettiler ve kafatasını Mos Moskova'ya götürdüler. Onun maskını yaptılar. Nasıl birisi diye hakikaten 173 boylarında bir ayağı diğerinden kısa bir e, ceset, iskelet çıktı oradan. Enteresandır e, şöyle yazmış oraya kim benim kabrimi açarsa büyük bir felakete uğrayacaktır. Hakikaten Timur'un kabri açıldıktan sonra Naziler Rusya'ya saldırdılar. Sovyetlere saldılar ve biliyorsunuz 27 milyon insan kaybetti bu harpte. Rusya. Hakikaten o bela zahir oldu. Böyle de bir e, enteresan bir şey anlatılır Timur hakkında. Emir Timur hakkında. Ondan sonra kabine tekrar yeri kondu. Şimdi Emir Timur soyundan gelenler yıllarca Hindistan'ı idare ettiler. Ve 1857 yılına kadar İngiliz sömürgesi olana kadar Hindistan hükümdarları Timur'un soyundan geliyordu. Babür Timur'un torununun torunudur. O devleti kuran. Onun için Gürgeniye devleti derler. Gürgen damat demektir. Dediğim ya Cengiz Han'ın soyundan bir kızla evlendi, damat oldu. Onun için Timur Gürgen. Aslı küregen Moğolca. fars farsçalaştırılmış hali Gürgen. Gürgen şimdi bize e, isim olarak kullanılıyor. Timur Gürgen, damat Timur demektir. E, yani han olmadığını buradan anlıyoruz. Şimdi e, Timur'un alimler olan hürmetinden bahsettik. Tasavvuf erbabını olan hürmetinden bahsettik. Demokratik de bir şahsiyeti varmış Kendisi sünni olmakla beraber Ehli olan belki sevgisinden dolayı Şiilere de müsamaha ve tolerans gösterilmiş Onun için sünni alimler Ve tarihçiler tarafından tenkit edildiği de Vakidir Bir gün Buhara'da Şah-ı Hazretlerinin dergahının Yanından geçerken dergi, Halıların asıl olduğunu görüyor Burası neresidir diye soruyor Şahın Akşiben Nakşibend Bahattin Buhari hanegahıdır Diyorlar ve halıların altından geçelim de onların tozlarından feyiz yağ bolalım, feyiz alalım diyor. Bu tevazusu ve muhabbeti sebebiyle affolunması ve son nefeste imanla gitmesi umulur diyor. Mektubat-ı Rabbani'de eski menakıplardan alarak. Hatta zamanın ulemasından biri demiş ki Timur mürt, iman bürt. Timur gitti, Timur mürt ve iman bürt. İmanını da götürdü. Yani bu e, İslam alimlerine, tasavvuf erbabına olan muhabbeti sebebiyle imanla gitti demişler. Fakat bu belki de emanla gitti. Çünkü o gidince emniyette gitti onun memleketinde. Çok az bir zaman sonra imparatorluğu dağıldı. Bir Osmanlı devleti gibi esaslı bir imparatorluk kuramadı Timur. Timur'un şahsıyla kaim bir imparatorluktu. Çocukları paylaştılar. Torunları zamanında artık Timur İmparatorluğu dağılmaya yüz tuttu. Halbuki Osmanlı Devleti Fatih Sultan Mehmet devrine kadar Timur İmparatorluğu'na bağlıydı. İlk defa Fatih Sultan Mehmet tahta çıktığında Timur'a elçi gönder, Timur'un torunlarına elçi göndermedi ve vergi vermedi. O zamana kadar bu tabiiyet sembolik de olsa devam ediyordu. Ondan sonra darmadağın oldu Timur. Yani toprakları onun bunun elinde kaldı. İli ufaklı devletler kuruldu. Yani esaslı bir devlet adamı olmadığı buradan da belli. Ancak işte yine kendi kadar dahi bir torunu Babür Hindistan'ı ele geçirdi. Kuzeyi zaten fethedilmişti Gaznelilerden itibaren. Güneyini de fethederek o büyük Hindistan kıtasında büyük tarihin en ihtişamlı imparatorluklarından birisini kurdu. Bugünkü Pakistan, İran'ın bir kısmı, Afganistan, Hindistan, Hindistan'ın kuzeyi, Burma, Myanmar hepsi bu sultanlığa, bu hükümdarlığa tabi, imparatorluğa tabi milyonlarca insanın yaşadığı. Nüfusunun azı Müslüman, çoğu Hindu ama Müslümanların hakim olduğu bir memleket. Ve en büyük Medeniyet eserlerini yine Müslümanlardan kalmadır. Bugün bile Hindistan'a gidenler, işte başta Tac Mahal olmak üzere Timur soyundan gelen hükümdarların yapmış olduğu eserleri gezmektedir. Yani Hindistanı Hindistan yapan, ihtişamlı yapan eserlerin büyük ekseriyeti Gürganiye devletinden, yani Timur'un soyundan gelen hükümdarların devletinden kalmadır. Şimdi bütün Evliya Menkabelerinde Timur'un böyle müspet anılması, ondan iki asır sonra yaşamış olan İmam Rabbani. Ahmet Faruk Eserhendi'nin mektubatında da yerini bulmuş. Mektubat bir tasavvuf bir din kitabı iken burada Timur niçin övülüyor? Neden böyle bir ihtiyaç duymuş? Bunun sebebini anlamak kolay. Çünkü zamanının hükümdarı Ekber Şah ve onun oğlu Selim Cihangir Timur'un torunları. Her ikisi de zamanında Müslümanların sıkıntı çektiği hükümdarlar. Ekber Şah dini ilahi kuran, üç dini birleştirmek iddiasında bir adamdı. Önce Müslümanken sonra Müslümanlıktan ayrıldı. Hatta rivayete göre ilahlığını ilan etti ve onun zamanında Müslümanlar çok büyük sıkıntılar yaşadılar. O öldükten sonra onun yerine geçen Selim Cihangir Müslümandı. Tamam Müslümanlar rahat ettik dediler ama hanımı Şii olduğu için bu sefer Şiilere hürriyet tanıdı. Müslümanları ezdi. Behel-i sünnet Müslümanlar Selim Cihangir zamanında çok sıkıntıya uğradı. İmam Rabbani Hazretleri de Selim Cihangir han zamanında e, hapishanede kaldı 3 sene. Gualiar Kalesi'ne hapsedildi ve onundan sonra da hep hükümdarın yanında göz altında tutuldu. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri bu sözüyle demek istiyor ki sizin dedeniz olan Timur İslam alimlerine, tasavvuf erbabına, hasreten nakşibendi büyüklerine bu kadar hürmet, bu kadar tevazu, bu kadar muhabbet gösterirken velev ki siyaseten olsun. Bunun samimi olup olmadığını bilemeyiz. Siz niçin o yolda olanlara bu kadar sıkıntı veriyorsunuz? Siz hem Timur'un torunu olmakla övünüyorsunuz hem Timur'un yolundan gitmiyorsunuz diye aslında onlara çok güzel bir mesaj, bir nasihat vermektedir. E, mektubattaki bu ifadeleri böyle değerlendirmek lazım. Netice itibariyle Timur bir büyük alim, bir büyük evliya değildir. Tarihi bir şahsiyettir. Büyük bir cihangindir, büyük bir devlet adamıdır fetihlerde bulunmuştur. Zamanında Müslümanlar rahat etmiştir. Alimlere, dine hürmet etmiştir. Doğru. Ama elbette ki Türk tarihinde, İslam tarihinde bazı meşhum rollerde oynamıştır ki bunlardan bir tanesi Altın Ordu Devleti'ni yıkması, ikincisi Osmanlı devletine verdiği zarar. Fakat Osmanlı Devleti'ne kadar büyük Osmanlı padişahları ne kadar meziyetliymişler ki? 1402'de yaşanan Ankara Savaşı'ndan 50 sene sonra İstanbul'u fethederek bir imparatorluk olmuşlardır. Bu tarihte hiçbir devlete nasip olmamış bir hususiyettir.